İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Cumhuriyeti'nin yeni başkanı nasıl seçilecek? Bako Sağkan ABD'de temaslarda bulundu. Aras Yaynevi yeni bir kitap daha yayınladı. Aynturaya Veda. Birleşmiş Milletler'in 4. Komisyonu İsrail ile ilgili 9 eylem planının kabul edilmesi çalışmalarını tamamladı. Suriye hükümet ordusu Laske'de kayıplara maruz kaldı. Seyit Rıza Ermeni miydi? Oradaki Rum Ortodoks Kilisesi bir müzeye dönüşüyor. Seçim Komisyonu Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası ile seçim yasasına dayanarak bir karar verdi. 77 adayın listesi seçim kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu liste 22 Kasım'dan 30 Kasım 2018 tarihine kadar gizli ve doğrudan oylamaya sunulacaktır. Bu amaçla öngörülen broşürü birkaç dilde web sitemizde ve kamu ağlarımızda yayınlanan amaç sayfasında bulabilirsiniz. Seçim sonuçları devlet başkanlığı kararnamesiyle Batı Ermenistan Ermenilerine ve vatandaşlarına 8 Aralık'tan 31 Aralık 2018 tarihine kadar sunulacaktır. 18-20 Ocak 2019 tarihleri arasında Cenevre ve Yerevan'da aynı anda yapılacak ilk meclis toplantısının ikinci oturumu şu şekilde gerçekleşecek. 18 Ocak 2019 Cuma günü Oturumun açılışı Parlamento Başkanı Agvan Donaganyan tarafından gerçekleşecek ve Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan 2014-2019 yıllarının mandatla ilgili raporunu sunacak. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin parlamentonun seçilmiş 77 üyesinin onaylanması ve yemin töreni gerçekleşecek. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin parlamentonun milletvekili seçilmiş adayların ilgi alanları onaylanacak. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin parlamento'nun yeni başkanının seçimi ve Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin parlamento'nun 10 meclis komisyonlarına seçimi. Parlamento'nun seçim komisyonlarının her birinin başkanlık seçimi, onların yetkilerinin tanımı, onların sekreterlerinin örgütlenmesi ve bunların işleyiş düzeninin organizasyonu gerçekleşecek çalışmalar barış konferansının 100. yıl dönemine adanmış bir konferansla sona erecek. 19 Ocak 2019 Cumartesi günü. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın milletvekilleri tarafından seçimi. Ulusal Meclis Parlamento'nun açılış öncesinde Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın yemin töreni. Batı Ermenistan Devlet Başkanı kendi başbakan ve yeni hükümet kabinesini 8 bakanlık olarak sunar. Basın açıklaması. 20 Ocak 2019 Pazar günü. Kapanış töreni, toplu ziyaret ve açık toplantı. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan, Los Angeles'ta Kuzey Amerika'nın Batı yakası Ermeni Piskoposluk Kilisesi'ni ziyaret ederek Aziz Revont Katedrali'ndeki pazar ayinine katıldı. Piskoposluk lideri Başpiskopos Hovnan Derderyan, Piskoposluk Konseyi ve bir grup Ermeni cemaat üyesiyle bir araya geldi. Artsak Devlet Başkanlığı Basın departmanından yapılan açıklamaya göre görüşme sırasında Artsak'ın iç ve dış politikası, sosyal ekonomik gelişimi, Azeri-Karabağ çatışmasının düzenlenmesi ile vatan diaspora ilişkileriyle ilgili sorunlar ele alındı. Diğer görüşmelerde Artsak'ın devlet inşası, sosyoekonomik kalkınma, bölgesel süreçler, vatan diaspora bağları tartışıldı. Ayn Veda kitabı okuyucuya 1915 yılının gölgesinde büyümüş neslinin başından geçenleri anlatıyor. 5 yaşında yerinden edilip ölüme giden yola sürülmüş olan Garnik Banyan, Cemal Paşa tarafından oluşturulan Ayn yetimhanede kendi başından geçenleri anlatıyor ve okuru yetim bir kuşağın hikayesini dinlemeye çağırıyor. Garnik Banyan, 1915-1918 yıllarında İttihat ve Terakki Partisi'nin önder liderlerinden Cemal Paşa tarafından oluşturulan ve belli bir dönem Halide Edip'in sorumluluğu altında bulunan Lübnan'daki Aintura Yetimhanesi'nde kaldı. Burada Ermeni, Türk ve Kürt çocukları toplanmıştı. Cemal Paşa yetim Ermeni çocuklarının yabancı kuruluşlarla ilişki kurmasını istemediğinden onları kendi metoduyla yetiştirmek istiyordu. Bu amaçla ilk günden itibaren uygulanan baskı çocukların mücadelesi için bir başlangıç noktası olur. Aynı zamanda bölgedeki kıtlık hayatın tüm zorluklarının çocuklar için her türlü zorluğun göz önüne alınması anlamına geliyordu. Ayn-Turaya Veda kitabında Birinci Dünya Savaşı'nın neden olduğu yıkımlardan kendi payını alan ve dünyanın bu coğrafyasında bir yerden bir yere göç eden yetimlerin açlığa ve kendi kimliklerinin inkarına karşı verilen mücadelenin hikayesi yer almaktadır. Bu hikaye erken yaşta büyümek zorunda kalan ve çocukluğunu gereği gibi yaşayamayanları duymak isteyenler için anlatılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri İsrail rejimi ve yasadışı eylemleri için sarsılmaz desteğini bir kez daha gösterdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Suriye'nin Golan Tepeleri'nin İsrail tarafından işgal edilmesini kınayan ve ikiye karşı 151 oyla kabul edilen yıllık bir kararı 16 Kasım'da kabul etti. Bu karar aynı gün genel kurul tarafından incelenen diğer dokuz karardan biridir. Bütün dokuz karar Filistinlileri destekliyordu ve İsrailler tarafından onlara karşı yapılanlar kınanıyordu. Sadece İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri Golan'ın işgalini kınayan kararı reddetti. Oysa eskiden Birleşmiş Milletler'deki ABD hükümet yetkilileri bu sürece çekimsel kalıyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki diğer ülkeler gibi 1981 yılında işgal edilen topraklara Golan'ın İsrail'e katılmasını hiçbir zaman tanımamıştır. Tel Aviv, Kongre yetkililerini ve Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler'in son kararını geçersiz kabul edilmesi yönünde büyük bir kampanyaya belli ki biraz zaman ayırmış. ABD'nin Golan'ın işgalini kınayan kararı bu yıl ilk kez reddetmesi İsrail'in manipülasyon kampanyasının başarılı olduğunu kanıtlamaktadır. Birleşmiş Milletler'deki ABD temsilciliği zaman kaybetmeden yaptığı açıklamada Golan'la ilgili karara karşı yapılan oylamanın İsrail karşıtı radikal desteğe karşı durmayı amaçladığını öne sürdü. İsrail'in Birleşmiş Milletler'deki elçisi Dani Danon ise yaptığı açıklamada Golan tepeleriyle ilgili ABD'nin bu yeni duruşuna yüksek değer biçti. Rusya'nın Suriye'deki çatışan tarafları uzlaştırma merkezinden Korrespondent gazetesine yapılan açıklamaya göre Suriye'nin Laskiye şehrinde bulunan Safsar köyünün bombalanması sonucu 18 asker öldü bir diğeri de yaralandı. Bildirildiğine göre ateşkes rejimine rağmen İdlib'in askerden arındırılmış bölgesinde faaliyet gösteren yasa dışı silahlı gruplar onu ihlal etmeye devam ediyor. Bir günde Halep 3 kez bombalanırken Hama ve ayrıca Laskiye'nin Safsar yerleşim birimlerine ekşi herkes bombalama eylemi gerçekleştirildi. Rusya'nın Suriye'deki çatışan tarafları uzlaştırma merkezi, yasa dışı silahlı grupların komutanlarına provokasyonlardan kaçınmaları ve durumun barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu. 1937-1938 yıllarındaki Dersim isyanlarından sonra bölge muhabirleri, isyanların ardında Ermenilerin olduğu ve Seyit Rıza'nın da Ermeni olduğu kanaatindeydiler. 16 Haziran 1937'de Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir yazı Dersim'de yaşananların dış güçlerin işi olduğunu söyledi. 1937 yılında Elazığ Gazetesi'nin köşe yazarı Bahri Turgut 20 Mayıs'ta gönderdiği mektupta sözde casusların burada faaliyette olduğunu belirtiyordu. Gazetede güneyden dört eylemci gelip Dersim'e hareket etti ve burada isyan için çağrıda bulundular diye yazdı bu eylemcilerin kimler olduğu bilinmiyorduysa da yayılan haberlere göre bunlar Ermeniydi. Cumhuriyet gazetesinin 28 Haziran tarihli sayısında şu başlık yer almıştır. Horen adlı şüpheli bir Ermeni önerilmiştir. Horen ile ilgili diğer detaylar bildirilmemiş. Buna mukabil Seyit Rıza'nın bir Hristiyan veya bir Ermeni olduğu sürekli olarak söylenir olmuştur. Taha Baran'ın Dersim 1937-38 yıllarındaki basın adlı kitabında Haber Gazetesi'nin 8 Kasım 1937 baskısında Seyit Rıza'nın haçının Ankara'da olduğu belirtiliyor. Başlıkta yazar bir Hristiyan olduğunu iddia ediyordu. Çünkü onun çadırında bir haç bulunmuştu. Ayrıca Seyit Rıza'nın çadırında Ermenice kitap, Almanca sözlük ve Ermenice yazılı haçlar bulunmuştu. Ordu Valisi Serdar Yavuz, ildeki Taşbaş diye adlandırılan Rum Ortodoks Kilisesi'nin restore edilmesi ve bölgede turizmin geliştirilmesi için bir şehir müzesine dönüştürmesi gerektiğini belirtti. Yavuz, bir arkeoloji müzesi yaratmak için Ordu ilinde çalışmalar yapıldığını kaydederek Ordu günden güne gelişecek dedi. Vali Yavuz, tarihi eserler bakımından zengin olan Fatsa ve Ünye ilçelerinde de önemli çalışmaların yapıldığını söyledi. Eskiden Rumlarla yoğun bir şehir olan orduda bulunan bu kilisenin 1853'te yapıldığını hatırlatalım. Taşbaş Kilisesi 10 Nisan 2000 tarihinden bu yana kültür merkezi olarak kullanılıyordu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hazretli Korodan Gorani Yarnaynay eserini sunuyoruz. Senin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.